İyi günler. 5. sınıf 5. ünite ışığın yayılması ile ilgili 10 soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Mumdan yayılan ışık eğrisel biçimde yayılır. Yanlış. Doğrusal biçimde yayılır. 2. El fenerinden çıkan ışınlar doğrusal biçimde yayılır. Doğru. 3. Güneşten çıkan ışınlar öğle vaktinde doğrusal, gün doğumu ve gün batımında ise doğrusal olmayan biçimde yayılır. Bu da yanlış. Işık biliyorsunuz bir enerjidir ve her yöne doğrusal olarak yayılır bilgisi geçerli. Dolayısıyla burada yalnız 2 doğru. Cevabımız B şıkkıdır. Diğer soru. Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu göstermek için kullanılan basit çizgilere ışık ışını denir. Fen bilimleri öğretmeni yandaki şekilde verilen mumdan çıkan ışınların izlediği yolu öğrencilerine göstermiştir. Bazı öğrencilerden ışığın yayılması ile ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur diyor. Şimdi Ömer ışık kaynaklarından yayılır. Doğru. Halis ışık her yöne yayılır. Evet bu da doğru. Demir ışık doğrusal biçimde yayılır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz. İsmail, İbrahim, Eda, Nur KLM şekillerinde ışığın izlediği yolu göstermişlerdir. Buna göre hangi öğrencilerin çizimi doğrudur? Şimdi ışık doğrusal olarak yayıldığı için İbrahim'in ve Eda Nur'un gösterdiği şekiller yanlış. Ama İsmail'in gösterdiği şekil doğru. Cevap A şıkkı. Yalnız İsmail. Diğer sorumuz. Meryem sınıfa bir leğen getirerek içini su ile doldurarak iki farklı deney yapmıştır. Buna göre Meryem'in yapmış olduğu bu deneylerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci deney. Leğendeki suya baktığında kendini net bir biçimde görebilmiştir. Demek ki durgun su burada var. Durgun su net görüntü sağlar. 2. Leğene vurduğunda su titreşmiş ve kendini net olarak görememiştir. Bu da dalgalandırılmış olduğu için burada dağınık yansımadan dolayı net bir görüntü elde edilememiştir. Bize hangisi söylenemez diyor. A. Birinci deneyde düzgün yansıma gerçekleşmiştir. Doğru. B. İkinci deneyde dağınık yansıma gerçekleşmiştir. Bu da doğru. C. İkinci deneyde ışınlar buruşturulmuş alüminyum folyoda gerçekleşen yansımanın aynısını yapmıştır. Bu da doğru. D. Birinci deneye gelme açısı yansıma açısından birinci deneyde gelme açısı yansıma açısından büyüktür. Bu yanlış. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir olacak. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz. Tuğba Fen Bilimleri dersi kapsamında aşağıdaki verilen tablodaki cisimlerin yüzeylerinin pürüzlü ya da düzgün olma durumlarıyla ışığın yansıtma biçimlerini belirtmiştir. Tuğba doldurduğu tablodaki her doğru cevap için 5 puan alacağına göre bu tablodan toplam kaç puan alacaktır? Pürüzlü yüzey, beyaz kağıt. Evet bu doğru. Cilalı tahta pürüzlü yüzey değildir, yanlış. Düzgün yüzey, metal kaşık doğru. Dalgalı su yanlış. Düzgün yansıma metal kaşık doğru. Cilalı taş tahta doğru. Dağınık yansıma beyaz kağıt doğru. Dalgalı su bu da doğru. Dolayısıyla alacağı puan 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 puan olacaktır. Doğru cevap C şıkkı. Diğer sorumuz. Aşağıda şekilde ayna yüzeyine gönderilen ışık ışınlarının yüzeyden yansıması gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Gelen ışın, yansıyan ışın, gelme açısı ve yansıma açısıyla normal verilmiş. A. Gelen ışının yüzeye düştüğü noktaya dik olarak çizilen doğruya normal denir. Burada görüyoruz. Dik olarak çizilen çizgiye normal denir. Doğru. Gelen ışın yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Bakın hepsi üçü de aynı düzlemde bulunuyor. Doğru. C. Gelen ışın normal ile arasındaki açı yansıyan ışın ile normal arasındaki açıdan büyüktür demiş. Bu yanlış. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine her zaman eşit olması gerekiyor. Bu açılar eşittir. D. Yansıma açısı normal ile yansıyan ışın arasındaki açıdır. Evet, yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasındaki açıdır. Bu da doğru. Doğru cevabımız yanlış olarak verilen C şıkkı.